Altıncı kuralımız büyük ve küçük ünlü uyumuna uyan ünlüler gösterilmez. Büyük ve küçük ünlü uyumu kuralını ilkokuldan beri Türkçe edebiyat dil bilgisi derslerinde çoğu kez görüyoruz. Ancak Latin harflerinde çok da işimize yaramadığını söyleyebilirim. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu üzerine akademik bilgi vermektense ben daha anlaşılır bir örnekle sürdürmek istiyorum. Çünkü derslerimizi genel bir kitle izliyor. Yani herkes dil bilimci değil, edebiyatçı değil. O yüzden daha net bilgiler, daha açık bilgiler vermek istiyorum. Şimdi büyük ünlü uyumundan, küçük ünlü uyumundan kastedilmek istenen nedir? Dilimizde ünlü uyumu kuralı bilinmese de herkes tarafından bilinmese de işletilen, kullanılan bir kuraldır. Yani şöyle demek isteyeyim. Üzüm sözcüğünde ilk ünlümüz ü ünlüsü. ikinci ünlümüz ü doğal olarak kendiliğinden ağzımıza gelir. Yani kimse kalkıp da üzüm yerine işte sonda şu ikinci ü yerine e sesini kullanmaz. Üzem diye bir şey demez. Ya da üzüm yerine siz hiçbir şekilde üzüm diye bir sözcük duyamazsanız. Duymuş olsanız bile bunun yanlış olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Ünlü uyumundan kasıt aslında budur. İlk ünlüden sonra gelecek ünlülerin kestirilebiliyor olması. Bunlar da zaten aslında açıktır. Örneğin A'dan sonra A gelebilir. Ya da A'dan sonra I gelebilir. E'den sonra E gelebilir. Ya da E'den sonra İ gelebilir. İlk seslemde Ö'den sonra Ü gelecektir. Ya da Ü'den sonra yine Ü gelecektir. Benzeri şekilde O'dan sonra U, U'dan sonra yine U'nun gelme durumları vardır. Aslında ünlü uyumundan kasıt budur. İlk hecede, ilk seslemde var olan ünlüden sonra gelebilecek ünlülerin kestirilmesine kısaca biz ünlü uyumu diyoruz. Atalarımız da geçmiş dönemde Göktürk harflerini, daha doğrusu bu Türk alfabesinin ...metne, yazıya, kurallara bağlarken... ...bunu göz önünde bulundurmuşlar. Biz demişler... ...ilk seslemdeki ünlünün ne olduğunu bilirsek... ...sonrakilerin de kestirilebildiğini görüyoruz. Öyleyse yazım sırasında... E, ...ünlü uyumuna giren ünlüleri göstermesek de olur... ...demişler. Kısaca bu şekilde belirtebiliriz. Şimdi üzüm örneğinde... ...biz bunu damgalarla yazmak istediğimizde... ...ne yapacağız? Ü damgasını yazdık. Sonra... ...Z damgası, az damgasını yazdık. Şimdi şurada bir ü daha yazılabilir. Ama onu yazmasak da olur. Çünkü biz bu ü'den sonra bunun da geleceğini kestirebiliyoruz. Dolayısıyla biz üzüm sözcüğünü metinlerde şöyle görebiliriz. Evet. Bu aradaki, şuradaki ü'nün olmamasının sebebi aslında bu 6. kuralımızla ilişkilidir. Bunu çoğaltabiliriz. Mesela ne örneği verebiliriz? Örneğin örneğin Şöyle güzellik sözcüğünü yazalım. Bakın güzellik. Şimdi güzellik sözcüğünde ü'den sonra e'nin geleceğini, e'den sonra da i'nin gelebileceğini kestirebiliyoruz. Yani kimse güzellik yerine örneğin şimdi güzel lik demez. Yani şuradaki e'nin yerine asla başka bir ünlünün gelmeyeceğini biz kestirebiliyoruz. Aslında kasıt budur. Dolayısıyla biz bunu yazmak istediğimizde ne yapıyoruz? Şöyle yazayım. Güz. Güzellik. Şimdi burada dikkat ettiyseniz güzden sonra şurada bir a e kullanmadım. Şurada da i kullanmadım. Neden? Bunlar kestirilebiliyor. Başka bir örnekle bu kuralımızı iyice peki, pekiştirelim. Örneğin ölümsüzlük. Ölümsüzlük sözcüğüne şöyle dikkat edelim. Ö'den sonra ne var? Ü, Bakın bir ü ve bir ü daha. Dolayısıyla biz bunu yazmak istediğimizde şöyle yazalım. Ö, öl. Şöyle araya açıklık bırakayım. Hangilerini yazmadığımızı görelim. Ölümsüz, lük. Şimdi burada hangilerini yazmadık? Ö'yü yazdık. Şurada ü'yü yazmadım. Ölüm. Şurada bir ü yazmadım. Ölümsüz. Bir de şurada yazmadım. Bunlar sezilebiliyor. Sezilebildiği için de ortaya ne çıkıyor? Şöyle Şurada yazayım. Şöyle şu boşluğu da değerlendirmiş olayım. Ölüm, süz, lük. Hatta şu ük damgası öğrenmiştik. Ök damgası. Şuraya da getirirsem onunla yine bunu yazarsam ortaya şık bir sözcük çıkacaktır. Dolayısıyla 6. kuralımız büyük ünlü ve küçük ünlü uyumuna uyan e, ünlülerin gösterilmemesiyle ilişkiliydi. Neden gösterilmediğini de e, sezebildiğimizi kestirebildiğimizi de açıkladık. Ve şu da var neden böyle bir kurala gereksinim duymuş atalarımız? Geçmiş dönemde yazılan başat nesne taşlardı. Yani tahtaya da yazılmış metinler var. Deriye de yazılmış metinler var. Hatta sonrasında kağıda yazılmış metinlerimiz de var ama başlangıç çıkış noktası taşlar üzerine yazıldı. Taş üzerindeki yazı alanı kısıtlı olduğu için bu kısacık alanı değerlendirip en çok metni sığdırmak durumundaydılar. Atalarımız da dilimizdeki bu ünlü uyumu kuralını sezip o dönem bunu yazıya aktarmışlar. Bence bu çok büyük bir başarıdır. Ve e, bugün de kullanılabilir. Bugün kullanılırsa yararı şu olabilir. Şimdi biz e, örneğin ancak sözcüğünü bakın ancak sözcüğünü 1, 2, üç, 4, 5 5 harfle yazdık. Eski metinlerimizde yani Göktürk metinleriyle onu da şuraya yazayım. Anç, ak. Bakın 1, 2. İki damgayla, iki harfle yazabildim. Şimdi bunu gözümüzde canlandırıp bir sayfalık metne aktardığımızda bakın Latin alfabesiyle eğer bir sayfa tutmuşsa damgalarımızla yani eski Türk alfabemizle yaklaşık e, yarısı, yarısından belki biraz daha fazlası tutacaktır ama daha az yer tutacağı kesindir. Yani e, bu sadece geçmiş dönemi değil. Günümüz bilgi çağında karşılayabilecek bir alfabedir diyebiliriz. Hatta sırf bu kuraldan dolayı böyle bir iddiada da bulunabiliriz. Özetle... 6. kuralımız büyük ünlü ve küçük ünlü uyumunun her zaman gösterilmeyeceği. Gösterilse yanlış mı olur? Yani şu şekliyle yazsak yanlış mı olur? Hep böyle mi yazmalıyız derseniz yanlış olmaz. Bazı metinlerde bütün ünlülerde yazılmıştır. Ama böyle yazılırsa daha doğru olur. Daha özgün biçimiyle yazılmış olur diyebilirim. Böylelikle altıncı kuralımızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki kuralımızla dersimize devam edeceğiz.